Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta Kardeş Pazar Denizli'yi anlatmaya çalışacağız sizlere. Program içerisinde Denizli'de hangi yatırımlar daha uygun olur, hangi alanlarda yatırıma ihtiyaç var, Denizli'de ne üretilir, Denizli'den ne alınır ve ne satılır gibi sorulara yanıt arayacağız. Program içerisinde Denizli'de yaptığımız röportajlara yer vereceğiz. Denizli Ticaret Odası Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı ve girişimcilerle röportajlarımız olacak. Türkiye'de üretildi bölümünde de Denizli makineleri var. Evet, fikri, tasarımı ve üretimi %100 Denizli'de üretilen makineler ekrana gelecek. Şimdi Denizli'deki yatırım ve ticaret koşullarını izleyelim. Bir girişimcinin Denizli'ye gittiğinde ihtiyacı olacak her türlü pratik bilgiyi de sizlere aktaralım öncelikle. Sonra yine Denizli'den yetkililerle yaptığımız röportajlarla devam edeceğiz. Denizli, sahip olduğu üretim ve ticaret kültürüyle kardeş pazarlara üretim yapan şehir. Antalya, İzmir gibi liman şehirlerine ve turizm merkezlerine yakınlığı, dünyayla entegre olmuş sanayicileri, devletin sağladığı teşviklerle cazip bir yatırım alanı olduğu kadar tekstilden gıda ürünlerine ve en önemlisi makine çeşitlerinin üretildiği kardeş pazar. Denizli, fabrikalar üreten şehir. Denizli'de yatırım yapmak isteyen girişimciler, yakın zamanda kurulacak olan makine organize sanayi bölgesinde yer alabilirler. Bunun için Denizli Valiliği ve Denizli Sanayi Odası'ndan bilgi alınabilir. Denizli'de cam, ev tekstili, kablo, mukavva, aksesuar sanayi, mermer ve traverten, nihayet makine, makine yedek parçaları alanında yatırımlar noktasında yeterli bilgi birikimi de oluştuğundan yeni yatırımcı zorluk çekmeyecek. Denizli'den ne alınır sorusuna gelince ev tekstili, mermer, traverten, kablo ve bakır kablo, makine ve makine ekipmanları başta geliyor. Denizli'ye satılabilecek ürünler arasında gıda, plastik ambalaj ve elektronik ekipman sayılabilir. Kardeş Pazar Denizli'ye günde 7 uçak seferi bulunuyor. Antalya ve İzmir yaklaşık 3 saatlik karayolu mesafesinde. Denizli Havaalanı'ndan şehir merkezi 1 saat mesafede. Havaalanı'ndan şehre düzenli servisler bulunuyor. Ayrıca şehir merkezine gitmeden havaalanında onlarca araç kiralama şirketi bulunuyor. Araç kirası günlük ortalama 80 ila 120 Türk lirası arasında değişiyor. Denizli'de konaklayacak ziyaretçiler, şehir merkezi ve çevresindeki otellerde gecelik 80 ila 200 liraya konaklayabilirler. Denizli, 194 ülkeye ve tüm dünya limanlarına yılda 3 milyar dolar ihracat yapabilen bir üretim üssü. 125 çeşit gıda üretimi yapabilen ve bunu uluslararası standartlara uygun hale getirebilmiş Denizli'de ikinci adresimiz Ticaret Odası oldu. Başkan Uğur Erdoğan, yatırım yapılırken teşviklerden de önemli bir unsurdan bahsetti. Denizli'deki yerleşik üretim kültürü ve bilgi tecrübe birikimi. Bu konu özellikle yabancı yatırımcılar noktasında önem kazanıyor. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ın söylediklerini izliyoruz. Denizli'mizde şükürler olsun bugün yabancı yatırımcı sayımız her geçen gün artıyor. 2017 yılı itibariyle, Haziran ayı itibariyle 61 tane yabancı firmamız Denizli'de faaliyet gösteriyor. Bunların içerisinde enerji, bunların içerisinde tarım, aynı zamanda tekstil ve cam üreten çok ciddi ve büyük firmalarımız var. Bu firmalarımız da yine Avrupa ülkelerine ihracat yapan firmalar. Bizim tabii amacımız yabancı ve yerli yatırımcıları Denizli'mize getirmek. Bu konuyla ilgili de ciddi ve önemli çalışmalar sergiliyoruz. Yeni ihtisas alanları oluşturuyoruz. Bir yabancı yatırımcının gelebilmesi için bu şehrin altyapısı, üst yapısı ve üretimle ilgili ihtisas alanlarının olup olmadığına muhakkak bakılıyor. Biz de şehirde tüm diğer kurumlarımızla beraber, başta bakanımız, valimiz, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşları olarak bir araya gelip
bu yatırımcıların hangi yatırımlarla ilgili ihtisas oluşacaksa onu yapıyoruz. Şu an bu konularla ilgili ciddi bir çalışmamız var. Özellikle makine ihtisas alanı ile ilgili. Biz artık Denizli sadece tekstille anılan bir şehir değil. Biz bakıldığında burada kablo var, mermer var, gıda var ve bir tane örnek vereyim. Denizli, denizi olmayan bir şehir olmasına rağmen Avrupa'nın birçok ülkesine, Almanya ve Hollanda'ya balık ihracatı yapıyoruz. Denizi olan ülkelere ihracat yapıyoruz. Denizli böyle özellikli bir şehir, çalışkan bir şehir. Evet, deniz kıyısı olmayan Denizli'den dünyaya balık ihracatı. Sanırım Denizli'de oluşan ticaret kültürünün nedenli güçlü olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan'ın vurguladığı makine organize sanayi bölgesi projesi ilerideki yatırımcıların ilgilenebileceği bir alan. Bunun gibi Denizli'de bir adım da turizm alanında atılıyor. Biz özellikle Pamukkale'miz biliyorsunuz Denizli'nin dünyaya açılan kapısı ve Hierapolis'imiz var. Onun dışında biz termal turizmle ilgili, sağlık turizmle ilgili tüm sektörü bir araya gelerek bu konularla ilgili çalışmalarımız var. Şu an yabancı tedavi amaçlı gelen hastalarımız var. Bu konularla ilgili de ciddi yatırımlar yapma ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla bir görüşme aşamasına gelindi. Bunlar da ileriki süreçte inşallah artarak devam edecek. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'ye gelecek olan ihracatçı, yatırımcı ve üretici tüm girişimcileri ve elbette turistleri bekliyor, onlara destek sözü veriyor. Biz Denizli olarak, Denizli insanı olarak kapımızı çalan, herkese kapımız açık. Yatırım anlamında da şunu net bir şekilde ifade edeyim. Bu şehirde yatırım yapmak isteyen herkesin, yerli ve yabancı yatırımcıların öncüsü olur. Bunların hızlı ve kolay yatırım yapabilmeleri için gerekli kamu kurum kuruluşlarıyla birebir ilgilenir. Bu yatırımların bir an önce yapılmasıyla ilgili gereken elimize ne geliyorsa onu ortaya koyarız. İnşallah tüm yatırımcıları ve denizimizi gezmeye gelmek isteyen dostlarımızı bekliyoruz. Denizli Ticaret Odası Başkanı Sayın Uğur Erdoğan'ın yatırım çağrısını ve neden Denizli'ye gelinmeli sorusunun yanıtını seyrettik. Denizli İhracatçılar Birliği ve Ticaret Odası Başkanı'nın görüşlerini seyrettikten sonra her iki konuğunda vurguladığı bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Makineler üreten Denizli. Bu noktada yine Denizli'den bir somut örnek paylaşmak istedik. Denizli'de hidrolik makineler üreten bir işletmeye konuk olduk. Faruk Alyaz. Sayın Alyaz, uzun yıllardır Denizli'de üretim yapan bir sanayici. Sanayinin kendisini üreten Faruk Alyaz, kendi iş örneğinde Denizli'nin yükselen gücü makine sektörünü özetlemiş oldu. Bütün derdimiz yüksek katma değerli ürünler üretmek. Çünkü gittikçe halkımızın refahı çok artıyor. Bu refahı karşılayabilecek kazançlarımız olması lazım diye düşünüyorum. Biz hidrolik ağırlıklı, hidrolik makinelerle ilgili üretim yapıyoruz. Ve aşağı yukarı 40 küsur yıldan beri hidrolik makineler konusunda bir tecrübemiz var. Tabii bizim bu işlere girdiğimiz zamanlar hidrolik çok böyle ulaşılmaz bugünkü İşte Endüstri 4.0 gibi bir şeydi. O zamanlar hidrolik bilinmez, muammaydı. Biz o zamanlar girdik ve hala devam ediyoruz. Tabii dünyada bu konuda uzman firmalar var. Bilhassa Alman firmaları, Japon firmaları dünyaya hakim. Ama kontrol teknolojisinin temelinde de hidrolik ve pnömatik var. Yani robotik dalında da çok önemli. Biz ağırlıkla bugün yaptığımız iş hidrolik sıkıştırmalı çöp kasaları imal ediyoruz. Hidrolik makineler yanında. Bunun tabii ihracatını yapıyoruz birçok ülkeye. Ürünlerimizin tamamı BIN normuna uygun, milimetrik normda olan Avrupa standartlarında ürünler kullanıyoruz. Yani yedek parça olarak dünyanın neresine giderseniz gidin, dünya standartında jivata kullanır, dünya standartında sızdırmazlık elemanı kullanır. Her türlü parçasını dünyanın her yerinde bulabilirsiniz. Ve biz bu sattığımız ürünlerin tamamını da servis hizmeti ve yedek parça tedariki verebilmekteyiz. Ben Makine Sanayici ve İş Adamları Derneği diye bir derneğin de 12 yıl başkanlığını, kurucu başkanlığını yaptım. Hep bir araya gelip bu ülkeye daha yüksek katma değerli ürünler nasıl yapabiliriz diye düşünüyoruz.
Bugün yaptığımız ürünleri Almanya dahil olmak üzere Fransa, Fas, Mısır, İran, Özbekistan, Bulgaristan gibi ülkelere satıyoruz. Bizim ürünlerimiz hiçbir zaman Avrupa'nın ürünlerinden aşağı kalmaz. Ve hatta daha dayanıklı ürünler. Çünkü Türkiye'deki kullanım şartları çok daha ağır. Kullanıcı çok eğitimli değil Türkiye'de veya bizim diğer İslam ülkelerinde. Biz buna göre daha mukavemetli ürünler yapalım diye uğraşıyoruz. Mühendislik çalışmaları tabii Türkiye'de Avrupa'dan aşağı kalmaz. Üniversite sanayi işbirliği içerisinde de bazı projelerimizi yürütmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki bir 10 yıl içerisinde Türk sanayi, bilhassa makine imalat sanayinde büyük hamleler yapacak. Türkiye bu hamlenin içinde gayret ediyor. İnşallah siyasi istikrar bozulmaz. Siyasi istikrar devam eder. İnsanlar birlik beraberlik içerisinde çalışır. Ve önümüzün çok açık olduğunu düşünüyorum. Makine üreticisi Faruk Alyaz'ı izledik. Denizli'de hidrolik makineler üreten iş adamının örneğinde yeni girişimcilere cesaretlendirici mesajlar ulaşmıştır diye düşünüyoruz. Türkiye'nin pek çok noktasında sağlam bir altyapı üzerine kurulu sanayi bölgeleri var. Denizli, tekstille başlayan ve yüzyıllar önce temelleri atılan üretim kültürünü bugün makinelerle sürdürüyor. Denizli, coğrafi konum olarak avantajını hissettiriyor. Bulunduğu konumun Denizli'ye hangi avantajları sağladığı konusunda da Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefendili'ye kulak verelim. Denizli yatırım yapmak şu anlamda avantajlı. Bizim Denizli 200 kilometre pergelle çizdiğimizde çok büyük bir nüfusumuz var. Yani Aydın, bir Antalya, hepsi bunlar İzmir, 200 kilometre çapında. Yani burada üretip ve çevremizde de iç piyasaya baktığımızda potansiyelli bir şehrimiz. Hem üretimi hem pazarlaması. Ama hedefimiz bizim Denizli olarak hep şu. Denizli'nin sanayisi iki üretip birine iç piyasada, ikincisine de ihracattır. Ve onun için Denizli'nin ihracatı bugün 3 milyar doları aşmaktadır. Ticaret Borsası Başkanı Tefendili, Denizli'de makine organize sanayi bölgesi projesinin yanında tarıma dayalı gıda sanayi organize sanayi bölgesi, jeotermal projeleri ve seracılık projelerinden de söz ediyor ki yatırımcının ilgisini cezbetmeye değer. Tarıma dayalı gıda OSB, ihsas OSB yani yine onun aynı makinede olduğu gibi gıda OSB'nin, ihsas gıda OSB'nin de mutlaka Denizli'de bu anlamlı çalışmalarımız devam ediyor. Yine bu anlamda yatırım olacak inşallah. Seracılık, yani harika bir sektör. Tamamen ihracata dönük bir sektör. Yatırımcı hazır bir şekilde bekliyor. Biz buradan bütün yatırımcılar, bu anlamda tarımı dayalı yatırım yapmak isteyenler, tarımı dayalı, jeotermal dayalı, seracılık yapmak isteyen, yani bu anlamda yatırım yapmak isteyenlere bir avantajdır. Buradan sizin aracılığınıza Denizli davet etmek istiyoruz. Sevgili izleyiciler, Denizli'de tarım ve katma değerli nitelikli tarım alanında ilginç bir örnekle devam ediyoruz programımıza. Denizli Buldan'da ceviz üretimi. Mehmet Erkaraca, Buldan'da nitelikli tarım yaparak girişimcilere güzel bir örnek. Cesaret veren bir başarı öyküsünü somut olarak ortaya koyuyor. Şu anda bulunduğumuz yer Denizli'nin Buldan ilçesi Armutlu Gedik bölgesinde bulunuyoruz. Yaklaşık bulunduğumuz yer 1130 rakımda yükseklikte. Buradaki ceviz bahçelerimiz yaklaşık olarak 1998 yılında ile 1990 yılları arasında dikimini gerçekleştirdik. O dönemde bu bölgenin en büyük kapama bahçeleriydi. Tabii bizim burada yetiştirmiş olduğumuz cevizler tamamen kendi yerli ırkımız Yalova 1, Yalova 2, Yalova 3 ve Yalova 4. Ayrıca elimde bulunan Kaplan 86 ve Şebin cevizlerini üretiyoruz. Tabii ki burada cevizlerimizin verimi ağaç başına şu anda 22 yaşında olan ağaçlarımız 30 kilogram civarında bir ceviz veriyor, ceviz elde ediyoruz. Tabii bu da bizim için iyi bir getiri. En azından cevizin bir masrafı yok. Aroması ve yağ oranı yüksek Şebin cevizi ve Yalova cinsi cevizler Türkiye'de yaygınlaşmaya devam eden türler.
Erkaraca, doğru yerde doğru cins cevizin dikilip üretilebileceğini söylerken bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilere de destek olacaklarını belirtiyor. Bugüne kadar olduğu gibi beni telefonla ulaşıp bilgi alan herkese yardımcı olduk ve bundan sonra da beni ararlar da bizimle ilgili bir bilgi istenildiğinde biz seve seve yaparız. Çünkü bu memleket bizim. Her nerede olursa olsun kesinlikle bu konuda yardımcı oluruz. Denizli görüldüğü gibi tekstille başlayan, gıda, demir, çelik, tarıma dayalı sanayi ve makine üretimiyle öne çıkan, sonra da bu potansiyelin üzerine çeşitli uzmanlaşmış sanayi bölgeleri kümelenmelerle yoluna devam eden bir kardeş pazar. Denizli'de yıllardır çeşitli sektörlerde profesyonel danışmanlık yapan Dış Türkler Derneği Başkanı Mustafa Koç'u izliyoruz şimdi. Denizli üreten, ürettiğini de satabilen bir şehir. Ürettiğini satabilen demek, dış pazarlara yönelen demektir. Dış pazarlara yönelmek için en kolay yöntem, dış pazarlarda bizimle kültür, dil birliği, ortak değerlere sahip insanlarımız ile iletişime geçmektir. Bu nedenle Dış Türkler Derneği'nin kurulmasında ekonomi önemli rol oynamıştır. Ekonomi, Dış Türkler Derneği'nin öncelikle Avrupa pazarına açılması, tabii ki köken itibarıyla Orta Asya'daki soydaşlarımızla işbirliği yapabilmek açısından önemli bir rol üstlenmiştir. Dış Türkler Derneği olarak ülkemizde ve özellikle ilimizde üretilen ürünlerin dünyaya tanıtılması, oradaki kendi vatandaşlarımız ile irtibata geçerek pazarlanması konusunda çalışmalar yapmaktayız. Aynı şekilde dış Türklerden ve dış dünyadan ilimize gelecek yatırımcıların burada karşılanması, onların hukuki, bürokratik işlemlerinin takibi konusunda destek olmak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Öncelikle Türkiye, tabii ki Türk Cumhuriyetleri ve diğer dış Türkler tarafından bir öncü ülke, bir ağabey ülke konumunda görülüyor. Burada başardığımız tabii ki çok önemli yatırımlar var. Bu yatırımlar oralara ürün olarak döndüğünde, orada Türk malı denildiğinde özellikle tercih ediliyor. Bugün Türklerin yaşadığı Batı Avrupa'dan, işte Berlin'den, Münih'ten, Avusturya'dan orada yaşayan Türkler Türk malını tercih ediyor. Aynı şekilde Orta Asya'da, Kuzey Afrika'da Türk malı dediğimizde tercih edilen ürünlerimiz var. Bunun da haklı gururunu Denizli yaşamakta. Çünkü Denizli 170'ten fazla ülkeye ihracat yapabilen bir ülke. Nedir ihracat kalemlerimiz? Az önce dediğim gibi gıda ürünleri, tekstil ürünleri, tekstil makineleri. Bunun yanında doğal taşlarımız olan Denizli traverteni dediğimiz çok özel bir mermer taşını işleyerek dünyaya pazarlıyoruz. Tabii ki taşın işlenmesinde gerekli olan makineler de Denizli'de üretiliyor. O yüzden makine sanayinde de Denizli oldukça etkili ve ürünler satabiliyor. Bunun yanında bakır sanayimiz var. Özellikle bakır tel fabrikaları Denizli'de başarılı çalışmalar yapmaktadır. Denizli'deki yatırım ortamını, avantajlı sektörleri ve ihracatın gücünü tüm kardeş pazarlardaki girişimcilere duyurmaya çalıştık. Sırada Türkiye'de üretildi bölümü var. Yine Denizli'deyiz. Makineler üreten sanayi Denizli'de üretilen makineleri izliyoruz. Makine üreticisi Ekrem Postlu da bize fikri, tasarımı ve üretimi Denizli'de olan tekstil yıkama makinelerini anlatıyor. Makineler üreten şehir Denizli. Önceleri kendi makine ihtiyacını karşılamaya çalışan ve sonra tüm dünyanın tekstil ve diğer alanlarda kullanılan makinelerini üretmeye başlayan Denizli'de gelişim uzun yıllar aldı. Üretim kültürü ve bilgi birikimi Denizli'de makine alanında başarıyı getiren unsurlardan. Denizli'de kumaş boyama ve yıkama alanında makineler tasarlayan ve bu makineleri üreten bir işletmedeyiz. Ekrem Postlu, tasarımın başlangıcından itibaren çalışma ortamının önemine dikkat çekiyor. Tasarım yapmak için insanlar önce mutlu ve kafasının çok rahat olması gerekiyor. Biz tabii bu rahatlığı aynı şekilde elemanlarımıza da yansıtmak istedik.
Şimdi bir personel çalıştığı işletmede, çalıştığı ortamda mutlu, huzurlu, rahat değilse kafası her zaman farklı şeylerle meşgul olacaktır, işine odaklanamayacaktır. Biz genelde altyapımızı hazırlarken herkesin, bütün personelin mutlu ve rahat olabileceği bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz burada. Bu nedenle insanlar işini severek yapıyorlar, işlerine sahip çıkıyorlar. Bu sahiplenme duygusu direkt makinenin kalitesine direkt yansıyabildiğini size söyleyebilirim. Çünkü insanlar iş yaparken ve o işi yaptığı ürünü bir makinede, bir tekstil sektöründe çalıştığını gördüğünde gerçekten mutlu olduğunu hissettim. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Bizim makinemizden çıkan kumaşları bile bir personel aldığınızda şunu söyleyebiliyor. İşte bir tişört aldığında, bu bizim ürettiğimiz makinede geçti deyip mutlu olduğunu ben burada şahit oldum. O nedenle dediğim gibi işletmenin insanlar benimsemesi gerektiğini hissettik yani burada. Denizli'deki makine sektörünü dünyaya ilk duyuran Denizli Havlusu'nun kendisi olmuş. Denizli Havlusu ve onu yapan makine birbirlerini tamamlayan iki harika ürün olarak dünyaya birbirlerinin reklamını yapmış aslında. Denizli havlu ve ev tekstili konusunda gerçekten uzman. Dünyada bir marka oluştu. Yani bir en ucuza bir Hindistan köyündeki havlucuya bile gitseniz Denizli Havlusu'nu gerçekten biliyor artık. Şimdi Denizli Havlusu'nun çok tecrübeli olduğu bir bölgede makine imalatçının da aynı tecrübeli olduğunu düşünüyorlar ve bu gerçekten doğrudur. Çünkü Denizli tekstildeki havlu sektörü gelişirken aynı havlunun kalitesiyle beraber biz makineciler aldık, geliştirmek zorunda kaldık işletmemizi. Ve Türkiye'de tekstil sektörü gerçekten eski. Eski ve kaliteye çok önem verdi Türkiye. Çünkü ihracat yaptığı ürünler hep birinci kalite ve çok üst düzey ürünler yaptığımızda imal edildiğinden dolayı Türkiye'deki tekstil kalitesi ve tecrübesi çok yüksek. Ama tabii bunun sebebi de gene biz makineciler olarak görüyorum kendimizi. Çünkü makine ne kadar gelişikse, kalite ne kadar arttıkça aynı şekilde bu ürüne yansıdı. Şimdi bir uzak doğudaki bir havlucu Denizli'deki bir makine imalatçıdan makine almak isteyebilir. Çünkü dünyanın en iyi havlusunu üreten bir şehirde bir makine imalatçıdan makine almış oluyor. Rekabet, araştırma, geliştirme ve tasarımla yapılıyor. Bizde fiyat çok ön planda tutulmaz. Genelde müşteriden gelen feedbacklere göre makine tasarımını yaparız ve müşteriyi mutlu etmek için elimizden geleni uygularız. Tabi bu da aynı şekilde makinenin kalitesine de yansıyor. Yani bizim tek hedefimiz burada sıra dışı makine yapıp müşteriyi tamamen mutlu edecek seviyede üstün kalite makine üretmektir. Denizli makineler üretirken dünyanın neyi tüketmek istediğine göre üretim yapmanın yanında dünyanın nasıl makineler talep edeceğini de belirleyebilme gücüne erişmiş bir şehir. Sanayinin kendisini üreten bir endüstri merkezi olan Denizli, dünyanın her yerinden alıcıları Denizli üretimi makineleri görmeye davet ediyor. Bir programın daha sonuna geldik. Denizli'yi, Denizli'deki yatırım ortamını, Denizli üretimi tekstil, kablo ve Denizli makinelerini izledik. Tüm kardeş pazarlarımızdaki girişimcileri Denizli'den ürün almaya, Denizli'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Programımızda bunun haklı gerekçelerini de ortaya koymaya çalıştık. Haftaya başka bir kardeş pazarda buluşmak üzere.